Arkadaşın hakkında Allah'tan kork. İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Zaman zulüm zamanı, insanlar hıyanet ve vefasızlık ehli olduğu zaman herkese itimat etmek acizliktendir. Hazreti Ali, imtihan etmeden önce herkese güvenmek acizliktir buyurmuştur. Yine buyurmuştur ki, samimi dostuna tüm sevgini bağışla ama ona tümüyle de güvenme. Ona kendinden yardımda bulun ama tüm sırlarını da ona söyleme. İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam şöyle buyurdu. Dost üç şeyle denenir. Eğer onlarda doğru olursa temiz dosttur. Aksi takdirde iyi gün dostudur, zor günün dostu değil. Ondan bir mal istersin veya ona bir mal hususunda güvenirsin veya sıkıntıda onu kendine ortak kılarsın. Hazreti Süleyman buyurdu ki, kiminle arkadaş olduğunu görmedikçe hiç kimse hakkında hüküm vermeyin. Zira insan benzerleri ve yakınıyla tanınır. Dost ve arkadaşlarına isnat edilir. İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. İnsanlar sadece imtihan ile tanınırlar. O halde eşini ve çocuklarını gıyabında, dostunu sıkıntılarda, akrabanı darlıkta ve seni sevdiğini iddia edenleri işsizliğinde imtihan et ki bu vesileyle onlar nezdindeki konumunu anlayasın. Resulullah'a en iyi dost hakkında sorulduğunda şöyle buyurmuştur. Allah'ı hatırladığında sana yardımcı olan ve Allah'ı unuttuğunda sana onu hatırlatandır. Yine buyurdu ki, Allah bir kulun iyiliğini dilerse kendisi için iyi ve layık bir yardımcı karar kılar ki unuttuğunda kendisini hatırlatır ve eğer hatırlarsa kendisine yardımcı olur. İmam Zeynel Abidin Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Arkadaş hakkı kendisine lütuf ve insaf üzere davranman, sana saygı gösterdiği kadar saygı göstermen, hiçbir bağışta senden önde geçmesine izin vermemen, öne geçtiğinde bunu telafi etmen, seni sevdiği kadar sevmen, bir günah işlemek istediğinde onu alıkoyman, kendisi için rahmet ve sevgi kaynağı olman ve azap görmesine sebep olmamandır. Yine buyurdu ki, seninle arkadaş olan kimsenin hakkı onu aldatmaman, ona sahtekarlık etmemen, ona düzen kurmaman ve onun hakkında Allahu Teala'dan korkmandır. Hazreti İmam Cafer seferden dönünce yanına gelen Mufazzal'a "Yoldaşın kimdi?" diye sordu. Mufazzal "Kardeşlerimden biriydi." diye cevap verdi. İmam Aleyhisselam "Ona ne oldu?" diye sordu. Mufazzal "Medine'ye girdiğimden beri nerede olduğunu bilmiyorum." dedi. Bunun üzerine Hazreti İmam şöyle buyurdu. "Bilmiyor musun? Her kim bir müminle 40 adım yolculuk ederse Allah kıyamet günü onu kendisinden sorar." Hazreti Ali Aleyhisselam şöyle buyurdu. "Her ne kadar nankör de olsa hiç kimseyle dostluğunu kesme."